Mehtap CIA Başkanı William Burns, Texas eyaletin Houston kentinde Rice Üniversitesi'nde Kamu Politikaları Enstitüsü'nde bir konuşma yaptı. Savunma Bakanlığı Pentagon'dan sızdırıldığı iddia edilen belgelerle ilgili çok fazla ayrıntıya girmek istemedi. Sen de söyledin. Son derece talihsiz olarak nitelendirdi bu sızıntıları. Amerika'nın durumu ciddiye aldığını söyledi ve Pentagon ve Adalet Bakanlığı'nın oldukça yoğun soruşturmalar yürüttüğünü kaydetti. Prosedürleri nasıl sıkılaştırabileceğimiz konusunda bundan da dersler çıkarmamız gerekiyor dedi. Bu belgelerin kaç kişiye ulaştığı, hangi yetkililere ulaştığı ile ilgili söylediği bir söz. Bu ancak dikkat çeken açıklamaları Ukrayna Savaşı ve Rusya-Çin yakınlaşması ile ilgiliydi ki zaten enstitüdeki etkinlikte daha çok bu savaşla ilgiliydi. Putin'in Ukrayna'daki askeri harekatının büyük bir stratejik başarısızlık olduğunu ve Moskova'nın Rus ekonomisini ayakta tutmak için yakında Pekin'e büyük ölçüde bağımlı hale gelebileceğini söyledi. Rusya'nın Çin'e giderek daha bağımlı hale geldiği ve bazı açılardan zaman içinde Çin'in ekonomik sömürgesi haline gelme riski taşıdığı, enerji kaynakları ve ham madde ihracatında da bu yöne bağımlı olduğu bir gerçek diye konuştu William Burns. Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana tabii Batı ülkeleri yaptırımlar uygulamaya başladı Moskova'ya ve Rusya'dan ithalat, ihracat, ticaret anlamında da uzaklaştı. Bu nedenle Rusya komşusu Çin'le yakınlaşmaya başladı. Bu zaten kaçınılmaz olarak görünüyordu. Hatta 2022 yılında iki komşu ülke arasında ticaret tabii Çin'in Rusya'dan ucuz enerji almasıyla %35 arttı. Çok büyük bir artış bu. Hatta iki ülkenin 2024 yılında belirledikleri 200 milyar dolarlık ticari ilişkiler hedefine de hızla yaklaşıyorlar Mehtap. Geçen ayda hatırlayacaksınız Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Moskova'yı ziyaret etmişti ve burada da yine Putin'le Çinli firmalara finans, teknoloji, tarım ve uzay sektörlerinde ciddi pazar erişimi sağlayan uzun vadeli çok yıllı anlaşmalar imzalanmıştı. Ancak peki şu ana kadar Moskova'ya silah göndermiş değil, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı sahada kullanabileceği şekilde silahlar göndermiş değil. William Burns de tüm bu yakınlaşma ile ilgili savaşın başlarında Putin'in amacının NATO'yu parçalamak ve zayıflatmak olduğunu düşünüyorsunuz. Gerçek şu ki NATO hiç olmadığı kadar uyumlu dedi. Burns hatta Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine de değindi ve Finlandiya'nın yeni üyeliğine dikkat çekti. İttifakın İsveç'i de ikinci bir üye olarak bünyesine katması muhtemel dedi. Şunu da son olarak hatırlatalım. Başkan Joe Biden Rusya'nın 2022 Şubat'ındaki işgaline 3 gün önce Burns'ü Moskova'ya göndermişti. Ancak CIA Başkanı Putin'in kararlı olduğunu görerek Amerika'ya dönmüştü Mehtap.